Evet efendim Survivor Extra hepiniz hoş geldiniz. Sevgili Murat Özer, e, İhsan Tarkan, Hanzade Durmuş ile birlikteyiz. Mavi takımı tebrik ediyoruz. Dokunulmazlık oyununu 12-6 kazandılar ve sevgili Yunus Emre kendini potoda buldu. Potanın 3. adayı da Yunus Emre oldu. Tabii ki oyunun önüne geçen bazı tartışmalar vardı. Birinci sırada Ogeda ile Sercan arasında oyun sonu yaşanan tartışma. İsterseniz kısaca onu bir hatırlayalım üzerine konuşacağız. Buyursunlar Murat abicim. Şimdi VTR izledik sevgili Furkan dedi. Evet. Ve VTR izlediğim zaman beynimde bazı şeyler oluştu. Dedim ki Hı. bu Ogeday girişken var ya bu Ogeday girişken gerçekten çok büyük adam. Oh. Evet. Neden büyük adam? Çünkü Ogeday girişken şu ana kadar yaptıklarıyla Survivor'a bu seneki Survivor'a damgasını öyle bir vurdu ki her yer sarsıldı. <gülüyor> Dünyada <gülüyor> Bazı yerler titreşimler içine girdi. O kedayı, o yaptıklarıyla ilgili. İnanılmaz. Yani adam yıktı geçti ortadan. Bugün için mi? Diyorsun? Efendim, bugün için mi? Genel mi? Genel, ha, mi? genel. Bugün için olur mu abi genel. Yani başladığı günden beri adam yıkıyor Survivor'ı. Tabii. Anlatabiliyor muyum? Adam bir çamaşır makinesi gibi yani yıkıyor yani. Çamaşır makinesi. Evet. Yani yıkıyor yani. <laughs> gol makinesi <laughs> gol da diyelim daha yani Gol doğru. makinesi diyelim Hayır, yani. Hayır çamaşır o olmuyor. Adam yani çamaşır makinesi makinesi ya. <laughs> yıkar ya onun için söylüyor. Aslında gollerin gollerinin gollerinin <laughs> kralı. Şimdi baktığımız Çünkü onunla zaman... ilgili böyle hani bir biz gol makinesi aldık çamaşır makinesi ha, çıktı. Öyle derler ama ben o maksatta söylemedim. Ben yıkıyor diye çamaşır ha, makinesi benzetmesini evet. yaptım. O aslında bir gol makinası. Şimdi baktığımız zaman bu o Geday kardeşimiz bir kere dün ne yaptı? Dün sevgili Sercan'ı iki kere paket etti. İki kere paket etti. Hani bu paket mevzuları geçiyor ya paket paket filan. İki kere paket etti. Bir kere Atakan'ı yendi bir kere de Özgür'ü yendi. Şimdi iki kere Sercan'ı yenmiş bir adam. Ve orada tabii ki dörtte dört yapmış bir adam ve takımı da kazanmış. Kazanınca tabii ki doğal olarak o Geday kardeşimiz bu sevincini yapıyor. Ve sevinci yaparken de Sercan kardeşimizin bu come on yapıyor ya Sercan come on çok sempatik bir hareket. Ben mesela gülmekten ölüyorum, bayılıyorum yani o come on deyince dünyanın en sempatik adamı geliyor benim karşıma. Çok bayılıyorum. O come on yapınca ondan sonra herkes de böyle sanki yani böyle herkesin böyle kalbi yerinden çıkıyor. O kadar sempatik hareketler çok hoşumuza gidiyor. O kadar kürek çekerken gülüyor musunuz? O kadar kürek çekerken hoşuma gidiyor. O da çok hoşuma gidiyor o kadar kürek çekerken. Senin mesela hoşuna gidiyor mu o kadar kürek çekmesi? Yani pek duygu beslemiyorum. Ne besleyeyim abi? Adam kürek çekiyor. Ben niye bir duygu besleyeyim ki? Hayır yani şöyle şimdi sempatik sempatik deniliyor yani ya. Siz yani kim sempatik dedi? Sercan'ın o onuna herkes sempatik diyor. Herkes mi? Bence sempatik diyen görmedim. Yani, yani ben çok gördüm ya. Bayılıyorlar Sercan'ın o onuna. Sizin için demiyorum canım. Ben genelden bahsediyorum. Sen yani bizim ilgili... için diyemezsin abi. Biz öyle bir şey söylemedik ki. Söylemediğimiz evet. şeyle ilgili ne söyle ne diyeceksin yani? Sen şimdi mesela niye şeye girdin mesela <laughs> o kedeyin kürene niye girdin ben yorum yaparken hayır siz dediniz ya Sercan'ın o kama onuna bakınca çok gülüyorum diye böyle bir ironi yaptınız ben de dedim hayır ki ondan önce dedin sen. Hayır yani ondan önce sonra dedin. Hayır hayır ondan önce dedin. Hayır, sen hayır, ben hayır. o Geday'dan bahsederken hayır. sen dedin ki peki dedim bilmem ne küreye dedin. İddiaya giriyor musunuz? Murat evet, abi girme tamam. girme iddiaya. Boğaza atlamasına. Girme iddiaya. Bir Boğaza atlamasına. Boğaza atlamasına. Girme iddiaya. Aynen şöyle söyle. oldu. Sen dedin ki Sercan'ın o çok sempatik sevinci var ya dedin ironi yaparak. O çok sempatik bulunan o come on sevinci var ya dedin. Evet. Ben de çok gülüyorum görünce dedin. Yani gülmediğini ve sempatik bulmadığını anladık evet, buradan. Evet. Onun üzerine Furkan da sana dedi ki Peki Ogeday'ın kürek sevinci siz, sempatik mi sence? Gülüyor de? musunuz dedim yani. Hani. Hı -hı. Tamam. Ben siz de dedim cevap şey olarak? Hatırlayamıyorum yani ondan sonra karmakarışık durumlar oldu Murat <gülüyor> <gülüyor> abi şimdi. Anladım. Siz yani iddiaya girseydiniz biz boğaza atlamasına <laughs> girecektik. Sizler de atlarım da girmediniz. Atlarım yani. seninle boğaza niye atlamayayım atlarım. Şimdi gelelim. Murat abi ha. bak. Bak havalar ısınıyor. Boğaza eğer atlarsak ikimiz de bir yüzme yarışı yaparsak orada Lord da hakem olursa Lord. var mısınız yok musunuz? Niye Lord hakem oluyor? Lord da Lord niye yüzmüyor? Onu, o da o, programın bir şeyi ferdi. O niye o hiç o hiçbir, bir etkileşime girmiyor bu tarz e, işlerde. Yani, Giner ya niye girmesin sen? O durmayı atan. seviyor abi duran adam o. Bir kere Lord çok güzel yüzer. Fiziği tam yüzücü Ay, yüzücü. O zaman buyurun sorun efendim. Eğer giriyorsa sen da boğaz. Lord, yüzücü, sen yüz, ben yüzücü. Yüzüm... hocasıyım abi. Yüzüm tamam. Oca. tamam. Var mısın? Üçü, üçümüz boğaz atlamıyoruz. Ben, ben niye atlamıyorum? Ben niye atlamıyorum? Ama ben de atlayacağım. Abi, tamam. Abi, herkes, bakar herkes, boğazda yüzmek yemek deyince ben yani. Ya. Tamam ya. dördümüz o zaman kim geçerse. Hayır çünkü sonuç itibariyle biliyorsunuz Boğaz'da karşıdan karşıya geçme yarışları da yapılıyor. Evet. O, yüzme ha, karşıya yarışları. Karşıya kadar geçemem öyle. Ama şöyle yok tabii ki onu. yani. <laughs> <laughs> karşıya kadar geçmiyor zaten. <laughs> yani, atlayacağız. Bir mesafede. 100 Yüz metre. B... Yani 100 metre olabilir. Akıntıyı da hesaplamak lazım akıntı tabii. Değil. Boğaza niye atıyoruz abi? 100 metre yapacaksak giderim bir havuza havuzda yapalım. Yo, Hayır abi mesele sene bak, boğaza atlamak abi. Siz adalardan toplarız. Tamam işte. Tamam. Var mısınız yok musunuz? Abi çok akıntı olursa tehlikeli. Çok akıntılı yere gitmem. Havuzda yapıyoruz. Sahil güvenlikle yaparız. Abi havuzun ne <laughs> keyfi var? Ya abi, abi. Bütün güvenlik yarışlar havuzda abi. yapılıyor be abicim. Nasıl ne keyfi var? Ay Dünyanın bütün yok yüzme yarışları havuzda yapılıyor. Abicim önemli olan bak. Denizde hiç yüzme yarışı yapılan görmedim. Abicim sen şimdi havuzda görüntünün hiçbir anlamı yok. Biz buradan mayoları çekeceğiz. Evet. Kireçburnu'na gideceğiz. Oradan kendi bizim millet Kireçburnu'nda biliyorsun sahil var. Orada evet. millet denize atlıyor. Evet. Oradan atlayacağız ben ve yüzüyoruz. Ben Beşiktaş'ta beklerim. Ha? Beşik da saatte bizi Beşiktaş'tan alır. bırakırım <laughs> 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 Dördümüz Sırtus. birden yapacaksak yaparım. Ayrıcalık yok. Dördümüz diyorsan atlarım. Benden memnun değilsin yani. Memnun değil diye bir şey yok abi. Dördümüz yani ekip olarak atlayıp yarışacağız. Peki bunu bir masaya yatıracağız. Buyurun efendim devam Çünkü edelim. Çünkü Lord kaçar. E, kaçıyor zaten biliyorsun abi i̇şte bu kaç oyunlardan. Kaçmaması için dördümüz. Şimdi buradan seyircilerine söyle abi dördümüzü yapacağız de Lord ne diyecek bakayım? Eğer seyirci böyle bir talepte anket açarsak, e, oy çıkarsa... Ben katılmıyorum böyle bir şeye. Gördünüz mü Allah. katılmıyor abi. Adam boğaza atlamıyor abi. Yapmıyor tamam, yani. Lord Tek katılmıyorsa... O zaman yapacak bir şey yok. İkimiz mi yapacağız? Ben Hanzade de yapamıyorum. Bir sürü derdim var benim. Tamam o hakem tamam, olur. Hanzade de, var. bizi dışarıdan destekler. Ya biz ikimiz diyorum abi sen, sen benimle ben mi, 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 mi yarışmak istiyorsun? Abicim bak kırmızı mavi. Kırmızı mavi. Ama bir aramızda da büyük bir yaş farkı var. Onu da unutma yani. O şimdi o zaman sen bana biraz avans ver. Tamam verdim. Teşekkür <laughs> ederim. <laughs> <Aa>, ne avansı? Avans olması <laughs> avans istemiyorum. Ben seni normalde geçerim. Vay be burada. Allah <laughs> bu <arada, gülüyor> Ne avansı ya? Ben seni geçerim. Tamam. Boğaza atlayacağız. Tamam. Devam edelim. Buyursunlar. O en son Nerede kalmıştık? Şimdi sen en son o geday. şeye geldi sen. Nereye geldin bir yere? Kü ha onun kürek çekmesi sempatik mi buluyorsun? Mi? Hayır siz Murat abiciğim bak hmm. arada bir fark var. Hmm. Ben o Siz Sercan. Sercan siz Sercan. Buyurun Sercan'dan devam Heh, edin. Başlıyorum şimdi. Evet. Devam ediyoruz. Şimdi come on come on come on dedi diyordu Sercan. Şimdi o geday da sevindi ve come on dedi. Sercan'da ne dedi? Sen dedi benim sevincimi niye yapıyorsun diye sinirlendi bir olay başladı değil mi? Peki Sercan kardeşim, şimdi ben Sercan kardeşime bir hatırlatma yapmak istiyorum. Sevgili Sercan kardeşim, sen bu hani birbirlerinin sevincini yapmayalım diyorsun ve ortalığı yıktın, kasıp kavurdun, olaylar hep ondan çıktı. Peki sen Poyraz'ı yendikten sonra Poyraz'ın bu paket sevincini yaptın mı, yapmadın mı? Ben şimdi Sercan'a buradan soruyorum. Yani sen paket sevincini yaptın mı, yapmadın mı Poyraz'ı yendikten sonra? Şimdi Ogeda'ya geldin ya ortalığı kasıp kavurdun ya yaptın mı yapmadın mı? Verin kardeşim yapmış mı yapmamış mı? Verelim görüntüyü. Teşekkürler. Gördünüz. Gördük. Yani bu arkadaş ortalığı inletti. Demek ki sen de aynı Poyraz'ı yandıktan sonra Poyraz'ın sevincini de sen de yapmışsın. Ogeda'ya da şimdi senin sevincini yaptı. Demek ki sen de yapabiliyormuşsun. Bu kadar ortalığı kasıp kavuracak bir durum yokmuş Sercan kardeşime. Buradan bu görüntüyü göstererek... ...bu olayı aydınlatmış olduğumu zannediyorum. Bilmiyorum, aydınlanabildiniz mi? Geri kalan tartışmanın devamı ile ilgili... Var. Ha, tabii böyle devam edelim. Evet, şimdi bunu anlattık. Sonra, şimdi bir kere... ...Ogeday diyor ki kardeşi, aynı benim dediğimi diyor Ogeday. Sen yapınca diyor, bir şey olmuyor değil mi diyor. Ogeday da bundan bahsediyor yani. Benim dediğim olaydan bahsediyor büyük olasılıkla. Sen yapınca diyor bir şey olmuyor. Dört aydan beri sen aynı şeyleri yapıyorsun. Biz sana bir şey diyor muyuz diyor. Ve beni diskalifiye... Ettiremezsin diyor Sercan'da. Hı hı. Ogeday'ın seni diskalifiye ettirmekle ilgili herhangi bir hiçbir girişimini daha bugüne kadar görmedik Sercan. Yani öyle bir şey olmadı. Siz Ogeday'ı çekemiyorsunuz. Oh. Evet. Bak bu gerçek ve gerçektir. Yani bunu ben Ogeday'la ilgili hani Ogeday'a olan sempatimden falan bunu dünyadaki herkese sorarsan sor orada Ogeday'a karşı bir çekememezlik var. Çünkü adam hepsinden daha başarılı hepsinden daha başarılı olduğu için onu aşağıya indirmeye çalışıyorlar. Mesela zirvedeki insanlar da hep aşağı indirilmeye çalışır genelde. Bu Ogeda'yı da arkadaşların çoğu aşağı indirmeye çalışıyorlar. Çünkü neden? Çünkü hedeflerine ulaşamayacakları hissediyorlar. Ogeday varken orada biz hedefimize ulaşamayız diyorlar. Çünkü adam hepimizi kasıp kavuruyor, yeniyor, meniyor diyorlar. Ve Ogeda'ya karşı bir çekememezlik var. ve bu doğru. Doğru. Şimdi bundan dolayı da Ogeda'yı bir şekilde oradan yok etmek istiyorlar. Yani. Ama bu da çok zor. Neden zor? Çünkü burada bu seneki şeyde SMS falan da yok. Yani başkalarının girişimleriyle siz Ogeda'yı yok edemezsiniz. Sadece kendi girişimlerinizle Ogeda'yı yok edebilirsiniz. Yani oyunlarda. Oyunlarda da baş edebileceklerini anladılar. Anladıkları için de biz Ogeda'yı buradan nasıl yok edebiliriz? Bir şekilde sinirlendirelim mi? İşte şunu mu yapalım? Bunu mu yapalım? Şeklinde Ogeda'yı yok etmeye çalışıyorlar ama başaramıyorlar. Şimdi esas çok mühim bir nokta var. Sercan kardeşimiz yani kavgalar Ogeda'yı yok etmek için yapılan kavgalar mı diyorsun? Yani Ogeda'yı bir şekilde e, Sağda yok edemiyorlar Bir şekilde sinirlendirip Bir şekilde onunla dalaşıp Bir şekilde onun moralini bozup Onu göndermeye çalışıyorlar yani Mesela Berna takım arkadaşıken o da mı aşar? Bir tek aşağı. Berna var takımda zaten. Ogeday'la takışan bir tek Berna var. Diğer takımda sen bugüne kadar Ogeday'la tartışan bir mavi takımda birini gördün mü? Ben hiç görmedim. Gördüm abi nasıl görmedin? Kim, kim takışıyor? ile birbirini öldüreceklerdi neredeyse ya. Akala, tamam, şu andan bahsediyorum ben. Abi şu tam şu, zaten 8 an, kişi yani, şu anda şu andan anda, anda. Yani bugün dünden bahsediyorsunuz, ki tamam. dün olmadı yani. Yani hadi Atip da ekleyelim. Bir başka da söyle yani zaten orada hepsi Ogeday'la aynı tarzda aynı kişilikte, aynı sempatiklikte insanlar. Ogeda'yı bir problem veriyor. Mavi takımdayken Yunus Emre'yle de oldu yine. Begüm'le de oldu atışmaları. Ya abi şimdi ben ama siz çok geçmişe gidiyorsunuz. Ama geçmişte siz bir genelleme yapıyorsunuz. Genelleme, ben genelleme da... yaptığım zaman yani... ben şu andaki takımdan bahsediyorum. Tamam bahsedeyim. dünden bahsediyoruz. Dün oldu şu mu andaki. değil, dün olmadı o zaman. Ha, Öyle şu andaki yani. takımdan bahsediyorum. Şu andaki takımdan bahsedersek, burada Ogeda'yı diğer takımdakiler sağda baş edemedikleri için bir takım şeylerle o OG'deyi oradan o geri dönmesi zaten onları mahvetti. O gitmesini istiyordu. Ben de o, sen ben de gitmek o gedeyin gitmesini isterim. Çünkü adamın bir numaralı şampiyonluk adayının orada durmasını ben ister miyim abi? O geri gelince bunlar çöktü zaten. İstemiyorlardı ki geri gelmesini. Kırmızı takımdaki herkes o gitmesini istiyordu. Başaramadılar. Şimdi bakın burada çok önemli bir şey var. Buradaki önemli şey ne? Sercan'ın bir lafları var. O beni çok enteresan geldi bana. Diyor ki Sercan. Seni bir cümlemle diskalifiye ederim. Bir cümlemle diskalifiye ederim. Hem de hakaret etmeden otur oturduğun yerde fazla konuşma. Tehdit ediyor. Diyor ki ben seni diyor bir cümlemle diyor buradan diskalifiye ederim diyor. Fazla konuşma otur oturduğun yerde. Yani ben bir şey söylersem ben seninle ilgili bir şey biliyorum diyor. Ben seninle ilgili bir şey biliyorum. Bunu kaçırmayalım. Bu artı çizecek bir olay. Ben seninle ilgili bir şey biliyorum. Burada bunu söylersem sen zaten uçar gidersin diyor ve Ogeday'ı bununla korkutmaya çalışıyor. Ne varsa bilmiyorum. Ben anlamam. Geçen günkü Berna ile olan tartışmasında da Berna bir konuşursam dedi o da hadi konuş gibi bir şey söyledi. Heh. O da dikkatini çekti mi? Çekti. Ben... Berna da çekti ama ki bu kadar değil. Bu resmen adamı tehdit ediyor. Diyor ki çünkü Ogeday sen hakaret etmeden bir bir cümleyle nasıl diskarif edersin Sercan? Bir cümleyle hakaret etmeden diskarifi etmen çok zor öyle bir şey yok. Diyor ki. Otur oturdun yerde. Bak bir şey var. Söylersem sen diskalifiye olursun diyor. Tehdit diyor çocuğu. Ne varsa çık söyle kardeşim o zaman. Madem bu kadar tehdit edecek kadar bir şey varsa söyle. Söyledikten sonra o yapacaklarından dolayı diskalifiye olacağını mı ima ediyor yoksa söyleyeceği şey mi? Söyleyeceği olacağını... şeyler bence ima ediyor. Bir şey var diyor. Yani o vereceği tepkiyle değil. Heh tepkile değil. Söyleyeceği mi? De bir olur. şey var diyor. Ben bunu anlıyorum. Başka da bir şey anlayamayız yani. Ben şahsen bunu anlıyorum. Sanki ben de söylediği şey üzerinden o ona saldırırsa diskalifiye olursun. Yok öyle değil. Öyle değil. Bir cümlem ne diyor? Otur, oturduğun yerde Airetsiz. diyor hem de hakaret etmeden diyor. Bak bunlar çok önemli laflar. Çocuğu tehdit ediyor. Varsa Sercan çık söyle kardeşim. Madem bu kadar bildiğin bir şey varsa çık söyle. Bu kadar basit. Eğer bu kadar itamda bulunuyorsan, tehdit ediyorsan <laughs> çık söyle. Ben çok merak ediyorum mesela. Çıksın söylesin o ile ilgili ne varmış bu kadar söyleyecek. Söyle kardeşim, biz de merak ediyoruz. Biz de bilelim varsa bir şey. Onun için de e, burada bir tehdit var. O da güzel bir şey değil. Tamam, bu kadar mı? Evet. Buyurun efendim. Murat abiye katıldığım ve son derece ayrıştığım noktalar var. Şimdi şöyle, bu Survivor'ın ne ilk ne de son tehdidi ama bu aslında bakıldığında Ogeday'ın silahı. Yani Ogeday hiç kimseyi diskalifiye etmeye çalıştım ki gibi bir şey dedin galiba Murat abi ama Ogeday'ın zaten en büyük silahı bu. Seni 5 dakikada diskalifiye ettiririm kimin cümlesi? Sercan'ın cümlesi değil bu. İlk kullanan Sercan olmadı Ogeday. Yani Ogeday Yunus Emre'ye baya ee bayağı bir aydır. Seni diskalifiye ettiririm diye tehdit eden bir yarışmacı. Dolayısıyla hani ilk defa Sercan böyle bir cümle kullanıyor. Seni diskalifiye ettirim tehdidi hoş değil. Evet hoş değil. Ama bu Ogeday'ın kendisiyle. Bunu bir önce unutmayalım. Ogeday'ın Yunus Emre yaptığının aynısını Sercan Ogeday'a yapmaya çalışıyor. Şimdi bu kavganın başlangıç yerine geliyorum. Yüzde %150 Ogeday'ı haklı buluyorum. Hani Orada ne sevinçler var. Tamam Sercan'ın da dünyanın en sempatik insanı olmayabilir ama Sercan'ın come on sevincinden çok daha irite edici, çok daha itici ve karşı tarafı kışkırtıcı çok sevinç izledik. Ve bu sevinç onlardan biri değil bence. Ve Sercan'ın kendi sevincini o kadar Sercan'ın yapıyor evet. Aslında bakıldığın zaman genel geçerde bir kalıp kullanıyor come on diyerek. Yani yüzde yüz bak hatta yüzde yüz elli Ogeda'yı buluyorum. Sercan'ın buna böyle bunu bir olay yapacak, büyütecek e, ya da sen bunu bana nasıl yaparsın diyecek bir pozisyonu yok. Yani kesinlikle yok. Murat abi çok güzel bir örnek verdi. Aynısını çok daha kritik bir anda Poyraz adaya veda etme ihtimali varken ki anda ki sonrasında etti. Düellolarda paket deyip yani ben seni buradan gönderiyorum mesajı olan bir sevinçtir paket. Seni paket ettim yolluyorum. Ee, ve bu sevinci Sercan Poyraz'a yaptı. Çok daha kritik ve gergin bir andı. Dolayısıyla %100'üyle Sercan'ı haksız buluyorum bu tartışmayı çıkarmasında. Ama Sercan'ın derdi bu sevinç mi diye sorarsan bence o da değil. Bence Sercan'ın... E, yani o gitmesi, gitme eylemi ve sonrasında daha çok gitmesinden çok kalması Kırmızı takım içinde özellikle bir rahatsızlık yaratmış. Artık buna eminim. Yani her konu bir şekilde oraya gidiyor. Sen zaten gitmeyi iyi bilirsin. Sen zaten ne no oldu da geri geldin gibi devamlı böyle O Ogeday'ın gidişi değilse de kalışıyla alakalı kırmızı takımın kafasında devamlı bir senaryolar var. Veya gidiş sebebi, dönüş sebebiyle. Aynen öyle. Senaryolar var. Var mı var zaten bunu Sercan'dan da dün net, net artık izledim. Yani o kadar bugün kamyon yapmasaydı yarın başka bir konuda Sercan konuyu yine buraya bağlayacaktı bence. Şimdi ee, Ogeday o kadar evet bu sezonun en iyi performansı yarışmacısı açık ara. Hani onu çekemiyorlar mı? E, muhakkak yani performansı bir tehdit unsuru oluşturuyordur. Hani kıskanıyorlar mı bilemem. Ama bakın şöyle bir şey düşündüm. Aslında diyoruz ya Sercan Ogeda'yı hele ki performans sezonunda nasıl paket etsin, nasıl göndersin? Aslında bence çoğu Survivor'a hatta bence bugüne kadarki bütün Survivor'lara e, kıyasla bir şansı varsa adadan Ogeda'yı göndermesinin Sercan'ın. Sercan veya Sercan performans ortalamasındaki yarışmacıların evet düello, evet performans senesi diyoruz ama bence o sene bir tek bu sene biliyor musunuz? Bu sezon Mustafa Kemal'in, Poyraz'ın vedasını gördük. SMS'li bir sezon olduğunu düşünün. Yarışmanın bu dönemlerinde özellikle son bir, bir buçuk ayında artık belli başlı yarışmacıların SMS'te ilk 5'te olacak kafada az çok tartılabiliyordu yarışmacılar tarafından. Hmm. Şimdi e, ben Sercan'ı küçümsemek için asla söylemiyorum ama bunu Sercan'a da çıkınca sorsak söyler. 1 Mayıs Haziran ay, ayında Sercan Yıldırım ve Ogeday'ın SMS'te kapışsalar kim alır sorusuna cevap ne olurdu? Ogeday yani iyi performans yarışmacı en iyiler, en iyi ilk 5 kendini SMS'te de bir ilk üçü atıyordu. Bu iki kere 2 4. Zaten Ogeday SMS'lerde çoğu sezonda başarılı da olmuş bir yarışmacı. Şimdi sürpriz isimler ve istisnalar oluyor evet. Ama mesela Sercan bence o isimlerden biri değil. Sercan böyle inanılmaz halka oynayan ee, ...herhangi bir şekilde ya mağduriyet hikayesi olan veya halka çok geçen veya böyle genç kuşa peşinden sürükleyen bir isim mi? Değil. Sercan Yıldırım o kadarı elerse bu sene eler. İnsanların kafasında düelloda ne olacağı belli olmuyor e, kalıbı oturdu artık. Çok örnek var ve çok iddialı örnekler var. Adanın en kötü performansı yarışması en iyi ilk üçten birine eledi mi eledi. Şimdi bunlar artık diyorlar ki bu sistem yarada Bence bu Hakan olmuş sistemidir. Sercan Yıldırım'a yazmıyorum bunu. Bu düello daveti, bu potaya davet ya olursa diyerek bence Sercan'ın bu hodri meydanlara devam edeceğinin sinyalini dün akşam aldım. O kadar bence bunu yiyecek bir yarışmacı değil. Yiyip de böyle gazlara gelip de ben de düelloya geleyim Sercan'ın paketini bence demez. Ama bana kalırsa bir şampiyonluk adayı olan Ogeda'yı bu adadan gönderme ihtimali bu haftalarda geçen ya olursa düellolarıyla e, olur sadece. Sercan da bunun farkında olan bir yarışmacı. Dolayısıyla bu tarz e, hem tartışmayla başlayan sonra gel o zaman potaya ile devam eden muhabbetlere giriyor. Buyurun İhsan Bey. <laughs> Paralel düşünüyorum Hanzade ile. Murat abiye katıldığım yerler var bazen katılamadığım yerler oldu. O da şu. Önce şununla başlayayım. Yani e, olay son sayı. O bir sevinci. O sevincinin üstüne Sercan'ın söylenmeye başlaması ama sevinç taklidiyle ilgili hiçbir şey söylememesi. Dikkat edin uzun süre sevinç taklidiyle ilgili bir şey söylemiyor. Aslında o kadar da biliyor. Sevincini taklit ettiği için sinirlendiğini. Söylemiyor söylemiyor en sonunda patlıyor. Evet sorun oymuş. Ondan sonra konseyde de dile getiriyor Sercan. Şimdi Sercan'ın şöyle bir yapısı var. Ben yaparım kardeşim. Ben istediğimi yaparım ama siz yapamazsınız. Kendi kendine kurallar koyuyor Survivor'da. Kendi kendine e, o kuralları uygulatmaya çalışıyor ama kendi uygulamıyor. Benim ismi mağazını alamazsınız ama dönüyor 1 2 3 Poyraz diyor. Söyledim ama bu falan filan. Ondan sonra böyle yapamazsınız diyor. Ondan sonra kendisi yapıyor. Benim sevincimi taklit edemezsiniz diyor. Kendisi taklit ediyor. Şimdi sıradan bir oyunda taklit ediliyor. Poyraz'ın ölüm kalım oyununda sen Poyraz'a paket yapabiliyorsun. Poyraz'ın sevincini yapabiliyorsun. Bunu yapan adam sıradan bir oyunda kendi taklidi yapıldığı zaman rencide oluyor ve 5 dakikalık bir kavga çıkartıyor. Şimdi Sercan bu konularda haksız. Yani kimse kusura bakmasın da sen yaparken herhangi bir şey yok. Bir başkası yapınca ne oluyor Sercan? Yani buna Sercan Efendi demek gerekiyor artık. Bu çünkü şey istiyor. Ayrıcalık istiyor Sercan. Ben yaparım kardeşim bu çizgiyi geçmeyeceksiniz. Bunu yapmayacaksınız. Şöyle olmayacak, böyle olmayacak. Kendi kendine kurallar koyup ondan sonra ilk kendisi bozuyor bu kuralları <laughs> ve bunu da çok kez bize gösterdi. Şimdi dolayısıyla sevinçle ilgili Sercan'ın sevinci mi daha antipatik, daha sempatik? O sevinci mi daha antipatik? Buralarda değilim. İnsanlara o sempatik gelir, öbürü antipatik gelir. Ben buna karışamam. Bana da herhangi bir antipatiklik duygusu geçmiyor sevinçleriyle ilgili. İkisi de kendi sevincini yapıyor. Bence normal sevinçler. İkisi de nasıl rahat hissediyorsa öyle sevinebilir. Bununla ilgili bir sıkıntım yok. Ama taklit edilen sevinçlerde şöyle ilgili bir sıkıntı olabilir benim için. Sen birinin sevincini taklit ederken dalga geçer gibi edersen orada ben bir eleştiririm. Mesela atıyorum yanlış anlaşılmasın ama bir erkek sevincini bir kadın sevinciymiş gibi yaparsan mesela karşı taraf renci de olabilir. Veya onun sevinciyle ilgili dalga geçer gibi bir taklit yaparsan renci de olabilir. Bunlara karşıyım. Ama mesela dünkü taklitte yani sevinç taklidinde ne vardı? Birebir Sercan'ın taklidini yapıyor. Come on diyor. Aynen her şeyi yaptığı gibi. Daha önce ben bu sevinci Furkan'da gördüm. Sercan'ın yendiği zaman yaptı. Sercan hiçbir şey demedi bununla ilgili. Veya Sercan bir başkasının sevincini yaptı. Bununla ilgili bir şey demedi. O giden yapınca ne oldu? Ne dokundu Sercan'a? Yani taklit böyle bir efemine taklit değil. Veya böyle Sercan'ı rencide edecek bir taklit değil. Zaten karşı taraf birbiriyle bu kadar oynayabiliyor. Sen de yapabiliyorsun. Sen de karşı tarafın sevincini yapıyorsun. Burada ne sıkıntı var çözmüş değilim. Ha sıkıntı başka bir şey mi? Aslında başka bir şey doğru. Oralardan geliyor ve sıkıntı aslında Ogeday'ın bırakıp gelmesine kadar geliyor. Ogeday çünkü bir bırakıyor, bir geliyor, bir tekrar düşüyor, bir tekrar geliyor. Şimdi oradaki yarışmacı mesela Sercan'ın yerine koyuyorum kendimi. Bu yarışmanın en favori adımı çıkar Ogeday mı? Ogeday. Çünkü niye? parkurlarda yenemediğim bir adam. Yenemedi. Dün ne dedi? Belki de doğrudur. Çok takip etmedim ama 4 aydır ilk defa yeniliyorum Sercan dedi. Böyle bir istatistik var mı yok mu bilmiyorum ben ama bir kere, bir kere. O uzun zamandır hakikaten yani Sercan'la Ogede arasında bir maç oynanıyor devamlı ve Ogede hep kazanıyor. Şimdi normal parkurlarda son derece başarılı bir adam var ve yenemiyorsun. Ve şimdi sen kırmızı takımın en alttaki ferdisin. Kafa tuttuğun adam da mavi takımın en üstteki. Hatta Survivor'un en üstteki adamı. Ve adamı düelle çağırıyorsun. Aslında düelloya çağırma ne? Ne olur ne olmaz. Çünkü düello biraz daha kısa parkur. Biraz daha atışa bakan. Ve orada işte... ...Hanzadenin dediği gibi... ...sürpriz kişilerin elinebileceği bir yer. Ama o düelloya... ...çıkmak ya da çıkmamak da bir beceri. Şimdi mesela Poyraz oltaya düşmeseydi... ...düelloya çıkacak mıydı? Hayır. Çünkü Poyraz'ı çektiler oraya. Poyraz düelloya çıkmayı hak eden biri miydi? Hayır. Performans olarak hak etmiyordu. İç siyaset, takım siyaseti olarak hak etmiyordu. Ama... Oraya bir şekilde ağla böyle ağ attılar, Poyraz'ı çektiler. E şimdi aynısını Ogeday'a yapar mıyız? Yer mi? Yemez mi? Buralarda geziyorlar. Çünkü Ogeday gibi bir yarışmacıyı parkurlarda, uzun parkurlarda yenemeyeceğini bilen yarışmacılar onu oraya çekmeye çalışıyor. Ya tutarsa? Çünkü Sercan'ın yerine koyuyorum kendimi. Ya 3,5 aydır buradayım, yarışmadayım. Hatta benim gelme sürem 4 ay oldu. <laughs> Son 18 kişi kalmış. İşte Yaman, Maman onları da rakip olarak görmüyor kendisini muhtemelen. İşte kadınlardan da birkaç kişi çıkardı. Diyor ki son 8. Benim için 8 tane rakibim var. Bunların en büyüğü de Ogeday. Ben bunu nasıl alt ederim? Ben bunu oralarda zor alt ederim. Yani o final oyunlarında başıma bela olur. Ben bunu benim daha rahat yenebileceğim kısa parkurlu düellolara çekeyim. Ben diyor 5 kere çıktım sen çıktın mı? Övündüğü şeye bak. Ogeday diyor ki kardeşim sen 5 kere gönderildin potaya. Ben çıkmamışım. Övünülecek olan kişi Ogeday. Ogeday potaya gitmemeyi hak etmiş. Sense potaya gönderilmişsin. Sen bununla ilgili övünüyorsun. Hani sanki hep böyle kendin potaya çıkmak istedin. Yazın beni dedin. Hep böyle bir delikanlılık. Öyle bir durum yok ki. Sen de yazılmamaya uğraştın. Sen de Ali Cengiz. Ben bu hafta arkadaşlarımla konuşacağım. Şöyle yapacağım böyle yapacağım. Sen bu işlerle uğraştın. Ona rağmen 5 kere yazıldın. Ha yazıldıktan sonra çıkmak tabii ki bir beceridir potadan. O konuda tebrik etmek lazım ama övünülecek bir şey değildir. Övünülecek olan şey Survivor'da hiç potaya girmemektir bence. Başarısıyla girmemektir. Yani mesela başarısı düşük olur bir yarışmacı da potaya girmez. O çok övünülecek bir şey değildir. O başka yoldan yokmuştur ama Ogeday gibi bir yarışmacı zaten insanın aklının ucundan geçmeyecektir onu potaya görmek. Potaya göndermek bununla ilgili övünebilir bir insan. Yani Sercan yanlış yerden bakıyor olaya. Sercan Ogeda'yı bu şekilde yenemezsem de belki mental olarak yenerim. Bu çünkü bırakıp bırakıp geri geliyor. Bırakıp bırakıp geri geliyor. Ben bunu buradan vurursam belki yine bırakır. Belki yine alabora olur. Belki Survivor'dan gider. Benim de önüm açılır diye görüyor olabilir. Bu da gayet normal. Çünkü bir yarışmanın içerisindeler. O gıdayı alt etmek böyle de mümkün olabilir. Evet yani e, fiziksel yenemiyorsan belki de mental yenmen lazım. Belki onu deniyordur. Bu konuda bir şey diyemem Sercan'ın yaptığına. Ama bunları söylerken garip duruyor. Çünkü yani aslında olayın çıkış nedeni bir sevinç. Murat abi katılmadığım tek yer seni bir cümleyle buradan gönderebilirim diyor ya. Bunu Ogeday da yaptı. Bunu Poyraz da yaptı. Bunu yarışmacılar birbirine yapıyor. Mesela e, Ogeday Yunus Emre'ye bir sarı papatya dedi. Derim dedi. Bak ortalığı karıştırırım dedi. Yani seni bir cümleyle, bir kelimemle gönderirim derken bu taktiği Ogeday da yapabiliyor. Sercan'ın bunu yapması e, aslında böyle bir tehdit değil bana göre. Ha öyle görüyorsak eğer tehdit olduğunu düşünüyorsak orada da o zaman şu var. Yarışmacılar kafalarına bir şeyler kuruyor. Yani Ogeday gitti. Acun abiyle bir konuşma yaptı ve o kadar gitmedi. Hmm, o konuşmada ne olmuş olabilir? Şöyle olmuş olabilir. Çünkü yarışmada devamlı kafada kurmaya başlıyor. Yarışmacı için 24 saat, 3 saati oyun oynuyorsan 5 saati, ondan sonra geçiyorsun adaya kafada kuruyorsun. Ne olmuş olabilir? O olmuş olabilir, bu olmuş olabilir. İşte insanlar Nagihan'ı tutuyor. Davna tarafından düşünüyorum. Nagihan diyor ki insanlar onları tutuyor. Öbürleri diyor ki insanlar bunları tutuyor. Hep böyle kafada kuran var. Bak kırmızı takımın yenmesi için bu oyun sonunu koydular. Bak mavi takım için bunu yaptılar hep bu kurmayla beraber belki Ogaday'la da ilgili kafasına bir takım şeyler kurmuş olabilir Sercan. Bak bir konuşursam falan dediği şeyler belki de kendi kafasında kurduğu şeyler de olabilir. Veya normal aynen Ogaday'ın Yunus Emre'yi söylediği gibi bak bir konuşursam hani senin bırakıp bırakmamanla ilgili bir laf atsam belki sen yine dağılırsın yine gidebilirsin de olabilir. Onu bir tehdit olarak da ben çok göremedim. Ama e, normal parkurlarda yenemeyeceklerini artık anladıkları bir Ogeday'ı şu an başka mecralarda yenmeye çalıştıklarını düşünüyorum ben de.